Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere çay tarifiyle geldim. Maalesef hepimiz kilolarımızdan şikayetçiyiz. 3-5 kilo aldık. Bunları nasıl verebiliriz çabasındayız. Daha önceden de detoks çayı tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Bu çayla gerçekten ben kısa bir sürede 3-4 kilo vermiştim. Şimdi yine biraz fazlalığım olduğu için tekrar bu çaylara başlamak istedim. Yapmışken de tarifi tekrardan sizlerle paylaşmak istedim. Biraz değişiklik yaparak. Gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir tutam zencefil, taze zencefil. Eğer taze zencefil yoksa bir tatlı kaşığı toz zencefil. 2 yemek kaşığı yeşil çay. Yaprak olarak arkadaşlar böyle poşetin içerisinde olan çaylardan değil de bu şekilde hazır yeşil çayları alalım. Aktarlardan bulabilirsiniz. Ben Almanya'da Reform House'tan aldım bu çayı. Evet, 1 litre sıcak su, 1 tane limonun suyu ve 1 tane soda. Yapılışı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zencefili rendeliyoruz. Çayımızı demleyeceğimiz kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 litre sıcak su ekliyoruz. Rendelediğimiz zencefili de ekleyip demlemeye bırakıyoruz. Bu çayı soğuduktan sonra içeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz akşamdan yapabilirsiniz. Sabah soğuyunca bu şekilde süzebilirsiniz. Evet, çayımız demlendikten sonra süzelim. Çayımızı süzdükten sonra tekrar çaydanlığımı aldım ve üzerine bir şişe soda ilave ettim. Ayrıca arkadaşlar demlenme esnasında dilerseniz bir tane çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bir tatlı kaşığı toz tarçın da ilave edebilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Ben ikisiyle de yaptım. İkisini de göstereceğim videomun sonlarına doğru tarifi. Bir tane limonun suyunu sıkıyoruz. Bir tatlı kaşığı burada toz tarçın kullandım. Toz tarçını ilave ediyorum. Bu şeker ihtiyacımızı giderecektir arkadaşlar. Limonda C vitamini açısından oldukça zengindir. Yeşil çay da zayıflatma özelliğine aittir biliyorsunuz. Bu karışımla inşallah çok güzel kilo vereceğiz. Evet, çayımızı nasıl kullanacağız? Çayımızı demledikten sonra soğuyup süzdükten sonra sodasını, limonu, tarçını ilave ediyoruz. Daha sonrasında gün boyu yemeklerden yarım saat, 1 saat öncesinden içiyoruz. Bu yaptığımız çayı arkadaşlar akşama kadar bitireceğiz. Bu çayı kilo vermek için yaptığımız için yemeğimize de dikkat edeceğiz. Tabağımızı küçültelim. Gerekirse spor yapalım, yürüyüş yapalım. Bol su tüketelim ayrıca. Ben bu çayı su niyetine içiyorum arkadaşlar. Bir bardağı dolduruyorum ve su içer gibi hemen içiyorum. Evet, burada tekrar sizlere göstermek istedim. Yeşil çay ve bu kez çubuk tarçın kullandım. Biliyorsunuz toz tarçın birazcık tane tane hissedildiği için rahatsız olabilirsiniz. Bu şekilde sizlere alternatif olarak göstermek istedim. Ayrıca zencefil taze yoksa bu şekilde de bir tatlı kaşığı toz zencefil de kullanabilirsiniz. Bu kuru arkadaşlar 10 gün boyunca yapıyoruz. Daha sonrasında bırakıyoruz. Dinleniyoruz bir 2 hafta kadar. Dilerseniz tekrardan aynı şekilde kurumuza başlayabilirsiniz. İnşallah güzel kilolar veririz. Hep birlikte. Sizler de sonucunu yorum kısmına paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bu şekilde diyet tarifleri istiyorsanız kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.